Herkese merhaba. Ben Gecko. Bugün bizim için çok özel bir gün. Bebek kamyon ilk kez tamirhanemizi ziyaret edecek. Bu yüzden onun için tamirhanemizde çok özel bir karşılama yapacağız. Merhaba bebek kamyon. Heyecanlı mısın? Sorun değil. Güvenli ellerdesin. Değil mi tamircilerim? Bebek kamyon, bekle. Olamaz. Bebek kamyonu korkutup kaçırdık. Merak etme anne kamyon, biz onu buluruz. Hadi tamirciler, bebek kamyonu bulmamız gerekiyor. Oh, bebek kamyon. Acaba nerede olabilir? Saklanıyor musun bebek kamyon? Yoksa endişeli misin? Bak ne diyeceğim. Ben de öyleyim. Tamirhaneye ilk kez geliyorsun. Ziyaretinin çok özel olmasını istiyoruz. Seni korkuttuysak özür dileriz. Ama söz veriyorum, seninle herkesten çok ilgileneceğiz. Anlaştık mı? Tamirhanenin kapıları açılsın. Şimdi bebek kamyona yardım etme vakti. İyi günler dilerim bebek kamyon. Gerçekten çok cesurdun. Rica ederim bebek kamyon. Gecko'nun tamirhanesinde bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Herkese merhaba. Ben Gecko. Güneşli ve harika bir gün. Ben de biraz kuşları izleyeyim dedim. Aa, bakın. İkizler geliyor. Barry ve Carrie. Aa, olamaz. Barry kaza yaptı. Tamirciler çabuk. Hemen ona yardım etmeliyiz. Hemen çekici Tilly'yi getirin. Merak etme Barry. Seni hemen oradan çıkaracağız. Mavi. Hadi seni bir kontrol edelim şimdi. Tuhaf. Motorun çalışmıyor. Carrie, Barry'i neşelendirmeye geldi. Ne tatlı. Bir terslik olduğunu fark etmiştim zaten. Bu balık Barry'nin egzozuna sıkışmış olmalı. Motor bu yüzden çalışmıyormuş. Sevdiklerinin ziyarete gelmesi iyi bir şeydir. Daha çabuk iyileşmenizi sağlarlar. Balık da sağ salim evine döndü. Arkadaşları onu çok merak etmiştir. Evet, işte her şey yoluna girdi. Yakında tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Herkese merhaba. Gecko'nun tamirhanesine hoş geldiniz. Bugün oldukça sakin bir gün. Biraz bahar temizliği yapıyoruz. O ses de neydi öyle?
Otobüs Bobby. Sen hiç iyi görünmüyorsun. Hadi gel. Seni bir kontrol edelim. Vay canına. Bobby gerçekten hiç iyi değil. Bakalım neler olduğunu anlayabilecek miyiz? Belki de radyatöre su koymamız gerekiyordur. Hadi hadi tamirciler. Oh! Hayır. Sorun bu değilmiş. Durun biraz. Aha! Zavallı Bobby yağ sızdırıyor. Yağ motorun rahat çalışmasını sağlar. Bunu tamir edebiliriz. Tamam, sorunun kaynağını bulduk. Borunda yağ kaçağı varmış. Yeşil hemen deliği onaracak şimdi. Parlak ışıklarla ona kaynak yapacak. Yara bandı da yaranı koruyacak. Ya. Yaşasın! Aferin sana Mavi. Aferin sana Yeşil. Daha iyi hissediyor musun Bobby? İşte mutlu bir müşteri daha. Bizden bu kadar. Gecko'nun tamirhanesinde tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok haklısın Yeşil. Yangın çıkmış. Bak zaten itfaiye arabası da geliyor. Hayır olamaz. Anne ve bebek kamyon eğlencesine yarışıyor. Sesleri o kadar yüksek ki sirenleri duymuyorlar. Fiona, artık sana daha yüksek sesli bir siren takmamız gerek. Hadi tamirciler, artık Fiona'nın yeni sirenlerini takalım. Tamamdır. Şimdi yüksek ve güzel bir dadi sesi bulalım. İşte oldu. Hadi bir dene Fiona. Bu olmaz. Bu kapı zili gibi çünkü. Hadi bir daha deneyelim. Bu da dinozor sesi gibiydi. Bize dadi lazım. İşte bu bir dadiydi. Ama daha yüksek sesli olmalı. Şu trafik konisi senin sesini yükseltmişti değil mi? Belki benzer bir şey sireni de yükseltir. İşte ben buna yüksek seslerim. Güle güle Fiona. Gecko'nun tamirhanesine geldiğin için sağ ol. Herkese merhaba. Gecko'nun tamirhanesine hoş geldiniz. Bugün burası biraz çamurlu. Hadi gelin biraz araç yıkayalım. Bakın. Bebek kamyon temizlenmek için buraya geliyor. Merhaba bebek kamyon. Galiba buraya neden geldiğini biliyorum. Foşurt, şakırt, bıcı bıcı. Başlasın Gecko'nun yıkaması. Bu pek olmadı. Hala çamurlar duruyor.
tabii ya. Makineye sabun koymayı unutmuşuz. Sabun olmadan doğru düzgün yıkanılmaz. Sabunu da koyduğumuza göre artık bütün çamurları yıkayabiliriz. Çok tuhaf. Fırçaların köpükleri temizlemesi gerekiyordu. Aha, tabii ya. Bebek kamyon o kadar küçük ki fırçalar ona yetişemiyor. Yaşasın! Oto yıkama çalışıyor. Üstelik bebek kamyon da pırıl pırıl oldu. Gecko'dan hepinize sevgiler. Görüşürüz. Oh, herkese merhaba. Dondurma arabası Vicky bugün tamire geldi. Ufak tefek değişiklikler yapıyoruz. Teşekkür ederim Sarı. Tornavidayı alabilir miyim lütfen? Dikkatli olun tamirciler. O boru buz gibi bir havayla dolu. Vicky dondurmaları bu şekilde donduruyor. Sarı! O düğmeye sakın basma! Teşekkür ederim tamirciler. Beni kurtardınız. Evet. Hadi şimdi Vicky'yi tamir edelim. Teşekkür ederim Vicky. Görüşürüz arkadaşlar. İtfaiye arabası Fiona. Ne oldu? Neyin var? Hortumun mu çalışmıyor? Hadi bir bakalım. Sakın merak etme Fiona. Seni hemen tamir ederiz. Gidip en iyi pensemi alayım. Ne? Hadi tamirciler, bana biraz yardım edin lütfen.
Sen iyi misin Sarı? Pekala, sanırım sorununu çözdük. Gecko'nun tamirhanesine geldiğin için teşekkür ederiz Fiona. Görüşürüz. Cadılar Bayramı kutlu olsun. Hadi ama korkmayın tamircilerim. Bakın benim, Gecko. Ha? Bir dakika. Bu tuhaf ses de ne böyle? İşte yine duydum. Umarım bu ses korkunç bir hayalet sesi değildir. Her neyse, galiba artık gitti. Olamaz tamirciler. Galiba tamirhanemizi hayaletler bastı. Mavi. Durun biraz. Mavi, yürü bakalım. Bu ses sadece sen hareket edince çıkıyor. Sakın korkmayın. Paniğe kapılmaya gerek yok. Çünkü sorun Mavi'nin tekerleğinde. Bir damla yağıyla bu sorunu çözeriz. Böylece hayalete de güle güle deriz. Heyecan bitti. Artık şaka şeker turuna çıkabiliriz. Cadılar Bayramınız kutlu olsun. Görüşürüz. Bunlar anne kamyon ve bebek kamyon. Acaba neden burada bekliyorlar? Tünel tıkandı ve siz de geçemiyor musunuz? Ben bir kontrol edeyim. Olamaz. Göçük oluşmuş. Diğer tarafta kapandı. İçeride mahsur kaldık. Merak etmeyin. Alet çantam yanımda. Bize daha büyük aletler lazım. Tilin'in gücü bile kayayı yerinden oynatamıyor. Peki nasıl dışarı çıkacağız? Kamyon hepimizi kurtardı. Bütün kayayı temizlemek için ekskavatör Eric'i arasam iyi olacak. Gecko'nun tamirhanesinde yeni maceralarla buluşmak üzere.